الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمه حبيبك الامين. Muhterem Müslümanlar, aziz müminler, yine gerek dünyada gerekse yakın çevremizde akıp giden hadiselerin, olayların, eylemlerin arasında müminler ve Müslümanlar olarak günlerimiz, saatlerimiz ve dakikalarımız hızla tükenmeye ve ecel-i müsemma dediğimiz vakt-ü saatine doğru akıp gitmektedir. Allah-u Teala'dan niyazımız, zamanımızı ve zeminimizi Allah'ın kitabına ve kelamına uydurabilmenin mücadelesinde bizi muvaffak kılmasıdır. Allah-u Teala ehli imanı, ehli İslam'ı, dini celili İslam'ı hayata hakim kılma mücadelesinde muvaffak eylesin inşallah. Görülüyor ki aziz müminler, Kur'an'dan başka hiçbir kitap dünyada ve dünya hayatında isabetini, isabet ettiğini ispat edemedi. Ne çeşit kitaplar, kanunlar, maddeler, esaslar, eserler dünyada yazılmış, çizilmiş, okunmuş, yayılmış, ne kadar kitap, eser, kanun, madde varsa hepsi zaman içerisinde eriyip gittiler. Yeterli olmadılar. Değiştirildiler, bozuldular, çözüldüler, söndüler, bittiler. Yazdıkları yazıların pek çoğu yanlış çıktı, isabetsiz çıktı, tutmadı, etmedi, olmadı. Ama tabii insanlığı da oyaladılar. En son komünizm dediğimiz yahut diğer adıyla Marksizm, yani Marx adında bir Yahudi asıllı komünist filozofun kaleme aldığı, yazdığı ve yayınladığı kitap olan Das Kapital diye Almanca yayınlamış, 12 cilt tutarında yılınla kehanet, tespitler, teşhisler, yazılar, çiziler neyse, şöyle olacak, böyle olacak, şöyle olursa böyle olur, bir sürü ileriye ait düşünceler, kanaatler, sistemler her neyse yazmış, çizmiş. Bu kitaba göre de Rusya'da 1917'de ihtilal oldu. İhtilali yapan Lenin namındaki insanlık katili bu kitaba göre Rusya'da bir rejim kurdu. Bir sistem kurdu. Komünizm yahut Marksizm sistemini oturtmaya çalıştı. Dünya insanlarına sulhü temin edecekti, barışı getirecekti, eşitliği getirecekti, adaleti getirecekti, yazıyor kitabında. Ve bunun da yolu şöyleydi, böyleydi neyse, yüzlerce, binlerce sayfa yazmış, çizmiş ve en sonunda asrımızın en büyük olaylarından birisi budur. Bu kitaba bel bağlayanların, gönül verenlerin ve bu kitaptan, bu sistemden, bu rejimden eşitlik, adalet, hürriyet
kalkınma her neyse bekleyenlerin hepsi beklediklerini bulamadı, umduklarını bulamadı ve görülmemiş bir süratle yıkıldı, çöktü ve iflas etti. İflas etti. Şimdi Rusya'da muazzam bir kitap boşluğu var. Kitap. Dayandıkları, inandıkları, güvendikleri, umdukları kitap. İflas edince şu anda Rusya'da muazzam bir kitap boşluğu var. Boşluk. Şimdi o boşluğu doldurmak için yoğun şekilde Türkiye'den ve diğer Müslüman ülkelerden Kur'an-ı Kerim istiyorlar. İnşallah onun yerini Kur'an dolduracak ve Rusya'ya Kur'an hükümleri hakim olacak. Bu istikamette gelişmeler var. Arkadaşlarımız gidip geliyor. Allah nasip ederse şahsen ben de bir kafile halinde Azerbaycan'a, Kazakistan'a, Tacikistan'a, Taşkent'e, Buhara'ya, Semerkand'a gidip oraları gezmek ve görmek istiyoruz. Pasaportlarımızı aldık elhamdülillah. Ve hızla Kur'an'ın nuru oralara doğru akmaya başlamıştır, devam ediyor. Yeryüzündeki bu kitap boşluğunu Allah'ın kitabı dolduracak. Niçin? Efendiler, görüyorsunuz ki Kur'an-ı Mübin 1400 seneden beri 14 asır. Neyi haber vermişse hiçbir verdiği haberin aksi çıkmamıştır. Kur'an'daki haberlerin hiçbirisinin aksi katiyen sabit olmamıştır. Neyi haber vermişse vallahi aynen tecelli etmiştir. Koyduğu hükümlerin 14 asır önce, 1400 sene önce koyduğu hükümlerin hiçbirisinde isabetsizlik görülmemiştir, aynen tecelli etmiştir. İçkiyi Kur'an-ı Kerim 14 asır önce yasaklamış, 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 belli bir sistem dahilinde içkinin bela olduğunu, musibet olduğunu, felaket olduğunu anlatmış, söylemiş ve yasaklamış. 1400 senedir hala içkinin bela olduğu, felaket olduğu bütün dünya insanları tarafından kabule mecbur edilmiş. Hiç aksi mümkün değil. Kumar yasaklanmış, felaket olduğu, bela olduğu anlatılmış. Yine dünya insanlarının hala bu bela ile karşılaşıyor olduğu görülmeye devam etmekte. Zinanın haram olduğu, felaket olduğu anlatılmış, anlatılmış. Yine bütün dünya bu zinanın belasını, musibetini çekiyor. Ne söylemişse, ne hüküm koymuşsa, Kur'an olarak Allah'ın kitabında en ufak bir aksilik, yanlışlık, çelişki, çatışma yahut da isabetsizlik görülmediğini bu asrın insanları da daha yakından görür hale gelmiştir. Bütün bunlar işte görülüyor ki elhamdülillah yeryüzünde Kur'an'dan başka insanların güveneceği, inanacağı, sığınacağı başka bir kitap tasavvur edilemez. Bir kere bunu böylece kabul etmek lazım. Zaten ehli İslam amenna böyle inanıyor, böyle tasdik ediyor da bu inancı, bu düşünceyi, bu imanı yaygınlaştırmak lazım. Bütün beşeriyete bunu, bu mesajı, bu imanı aşılamanın çaresine bakmak lazım. Ki insanlık yeniden bir belaya, yeniden bir felakete sürüklenmesin. Şimdi dünyada sadece bir Amerika imajı var. Amerika'nın kapı ve son derece kötü siyasi ve iktisadi sistemi var. Buna kapitalizm diyorlar. Liberalizm. Liberal, liberal, liberal duyuyorsunuz bir sürü bu kelimeler. Kuvvetlilerin yaşayabildiği, zayıfların öldüğü bir sistem. Gayri insani bir sistem. Doları olan yaşıyor, doları olmayan ölüyor. Hiç bunda bir en ufak bir aksilik görmüyorlar. Normal, tabii bir şey kabul ediyorlar. Ve insanları, insanlığı sömürmek suretiyle ayakta kalmaktan başka bir çare olmadığını bir çare haline getirmişler. Sistemlerinin, menfaatlerinin, çıkarlarının, ekonomilerinin, iktisatlarının, kasalarının, keselerinin, hazinelerinin devamı için insanlığı anında yok etmeye taraftardırlar. Şu anda bu sistemin başında Amerika var.
şu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna inandığım gibi inanıyorum ki Amerika'da çökecek. Kesinlikle çökecektir. Ve çöküşü Rusya'dan daha korkunç olacaktır. Ama tabii bunu hızlandırmak lazım. Hızlandırmak lazım. Görüyorsunuz yani şu kadar zamandan beri Müslüman ülkelerde çevirmediği dolap ve dümen kalmadı Amerika'nın. Kimisini tehdit ederek, kimisini propagandayla, kimisini eğitim yoluyla, kimisini siyaset yoluyla, kimisini mevki ve makam yoluyla, türlü yollardan İslam alemini ve bu İslam aleminin başındaki yönetimleri, kralları, hükümdarları, cumhurbaşkanlarını, başbakanlarını kendisine bağlamanın tedbirini alıyor ve aldı. Ta ki menfaati, sömürüsü, çıkarı devam etsin, yürüsün, tükenmesin ve dünya nimetlerinin tüketiminde birinci sırayı işgale devam etsin. Ve görüyorsunuz mesela zaman zaman naklettiğimiz bir temsil var. Onu burada nakletmeden geçmek istemiyorum. Birkaç sohbette ve konuşmalarda da belki nakletmişimdir. Tarihe mal olmuş bir çok filozoflar var. Bunlardan bir tanesi de Hint filozofu. Hindistan'da yetişmiş. Müslüman filan değil. Müşrik bir filozof. Bir kitap yazmış. Dünyadan geçmiş gitmiş. Filozofun adı Beydaba. Beydaba diye bir filozof. Mantıku Tayr. Kuşların konuşması. Kuşların konuşması adında da bir kitap yazmış. Ve tabii kitap hala ellerde, dünyada devam ediyor, okunuyor. İbret verici temsiller, misaller, mevzular var orada. Bir tanesini arz edeyim. Tam günümüzün şu anda, şu asırda, şu devirde Müslüman ülkelerde cereyan eden hadiseleri bal gibi açıklayan, izah eden, tefsir eden, tavzih eden bir misal, bir temsil. Orada şunu nakletmiş temsili manada, kuşlardan misal veriyor. Türlü kuşlar var. Bunlardan bir tanesi de balık yiyerek geçinen bir kuş. Adına balıkçıl kuşu diyorlar. Mutlaka görenleriniz var, bilenleriniz var. Balıkçıl kuşu. Balık yemek suretiyle hayatını sürdüren bir kuşmuş. Ben görmedim. Bu kuş yaşlanmış, ihtiyarlamış. Aklınızda kalırsa faydası olur. Zamanın olaylarına ışık tutuyor. Temsil. Yaşlanmış, ihtiyarlanmış neyse gücü kuvveti azalmış. Artık istediği gibi balıkları yakalayıp yiyemez hale gelmiş. Avını yakalayamaz hale gelmiş. Güçten, takatten düşmüş. Olur ya. Ne yapsın? Yaşaması lazım yine. Hayatını sürdürmesi lazım. Ve bir çare bulmuş. Bulunduğu bölgede içinde çok sayıda balık bulunan bir göl varmış. Göl balıkları. O gölün kenarına gelmiş, kıyıda güneşlenen bir yengeç, o da göl sakinlerinden, gölün mahlukatından, su altı mahlukatından yengeç. Onu görmüş ve ona demiş ki, ey yengeç, bak demiş, bu göldeki balıklara git haber ver. Büyük bir tehlike var. Çok büyük tehlike var. Bu gölün balıkları çok büyük tehlikeye maruz kalacaklar. Ben geçen gün demiş buradan geçiyordum, kulak misafiri oldum. Çok tehlikeli ve belalı birkaç balıkçı, adam, insan konuşuyorlardı. Bu gölün tamamına bir al, tuzak serpelim, al serpelim. Göldeki bütün balıkları yavrularıyla beraber yakalayıp götürelim, zürriyetlerini keselim dediler. Ben de duydum, işittim, büyük bir tehlike var. Git bunu balıklara haber ver demiş. Ahmak yengeç de dalmış suya ve balıklara haberi salmış. Demiş ki balıklar böyle bir tehlike var. Yakında ne kadar balık varsa bu gölde yok olacak, yakalanacak, imha edilecek.
başınızın çaresine bakın demiş. Zavallı balıklar toplanmışlar, demişler ki ya ne yaparız öyleyse. Hemen inanmışlar. Propaganda bu. İnanmışlar, ne yaparız, ne ederiz, nasıl çare buluruz diye konuşmuşlar. Nereden çare bulsunlar? Bir tanesi demiş ki, tehlikeyi haber veren kimse çaremizi o bilir demiş. Nereye çekiyor? Tehlikeyi haber veren kim? Balıkçı kuşu. Çaremizi de söyler. Müracaatımızı yapalım demişler. Bir aracı vasıtasıyla müracaata bulunmuşlar. Balıkçı kuşu gelmiş demiş ki tamamdır, bir çareniz var. Nedir çare? Burayı terk edeceksiniz, bu gölden çıkıp ileride hafif akar bir su var, lakin tehlikesi yok, durgun yerleri de var. O nehire taşınacaksınız, terk-i mekan edeceksiniz, terk-i mesken edeceksiniz, bu gölden çıkıp oraya taşınacaksınız. Bunun çaresi bu, demiş. Bakın, demişler ki biz balığız, sudan çıktık mı ölürüz, oraya kadar nasıl gideriz? Madem çaremizi gösterdin, vasıtamızı da göster demişler. Bizi oraya nasıl nakledeceğiz, nasıl gideceğiz? Bu kadar balık burada nasıl gider? Demiş, onun da çaresi var. Ne gibi demişler balıklar? Balıkçı kuşu, düşman, onların düşmanı. Demiş ki, vallahi eski demiş gücüm, kuvvetim yerinde olsaydı, eski gençliğim olsaydı, 10-15 tanemizi sırtıma, başıma alırdım, götürür bırakır bir daha gelirdim. Günde 100 sefer yapardım. Şimdi yaşlandım demiş. Bacaklarım ağırlaştı. Enerjim ağırlaştı. Gidip gelemem. Ancak demiş, işte birer birer hepinizi ağzıma alırım, götürür, nehire bırakırım, gelirim. Bir tane götürürüm, gelirim, bir tane daha götürürüm. Buna razıysanız kabul edin demiş. Demişler ki, başka çaremiz yok, ne yapalım, razı olduk demişler. Hay Allah razı olsun demiş zavallılar. Ve başlamış şöyle etine dolgun bir balığı ağzına, ama da yavaş yavaş kendi iradesiyle yaklaşıyor balık tabii. Kurtarıcıya bu. Ağzına almış, ne nehir var, ne bir şey var. Gitmiş ormanda yemiş, bir daha gelmiş. Bir tane daha almış götürmüş, yemiş, bir daha gelmiş. Yemiş, bir daha gelmiş ve böylece gölde tek canlı bırakmamış. Siyaseti bu. Bunu Hint filozofu Beydaba anlatıyor kitabından. Aynen bugünkü Amerika vallahi bunun aynısı. Körfez'deki, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki, Suudi'deki, Kuveyt'teki petrolleri almak istedi. Yıllar yılı göz koydu. Almak lazım. Bu mühim bir enerji. Amerika'daki petrol kaynakları azalıyor, tükeniyor. Oraya inmek lazım, oraya el koymak lazım, oraya sahip olmak lazım. Derhal Arapların tamamını Saddam ile korkuttu. Saddam'la anlaştı. Saddam'la beraber yaptılar bu. Anlaştılar. Dedi ki Saddam bunları korkut. Ve arkasından propaganda yaptı. Şu kıyamet topları var bu adamın. Şu kadar ordusu var. Şu kadar kimya silahları var. Şu kadar bombaları var. Çikilli dünyayı reklam. Araplar, enayiler korktular. Suud kralı korktu. Kuveyt kralı korktu. Hepsi korktu. Çareniz de bundan kurtulmak için. Dedi ki çare benim. Beni çağıracaksınız oraya Körfez'e. Aynen balıkçılık, görüyor musun? Ve adam tüm bahaneyle geldi, petrole kondu. Ve meseleyi halletti. Ve bütün Suud'un petrolünün, geçen derse söylemiştim, 25 yıllık Suud, Hicaz petrollerinin 25 yıllık gelirini savaş masrafı olarak Amerika'ya bağladı. Irak'ın petrollerine 40 yıllık savaş tazminatı olarak imza aldı, bağladı. Bir tehlike vardı. Türkiye az çok güçlü, kuvvetli, ordusu da sağlam. Ne yapar, ne eder? Musul'da ve Kerkük'te de petrol var. Orduyu oraya sokar. Oradaki Musul ve Kerkük'te de çoğunluk Türkler, aynı ırkın adamları, aynı Müslümanlar. Bir çaresini bulur. Kerkük'e ve Musul'a da Türk ordusu girer. Oranın petrolüne sahip olur. Korkusu var, merakı var, endişesi var. Bir başka oyun daha planladı Amerika. Oradaki Kürtleri Saddam'ın aleyhine ayakladı. Dedi ki ey Kürtler, Saddam'ı devirmenin zamanı, Saddam yıkılıyor, ayaklanın. Kürtler ayaklandı. Ayaklanınca Saddam'a dedi ki vur bu adamları. Vallahi oyun böyledir ya. Vur bu adamları, adamlar hızla kaçtılar. Evini, barkını kaçtılar. Nereye? Türk sınırına kaçtılar.
Bu sefer kaçanlar ezildi, öldü, çoluk, çocuk, yaşlı. Amerikan dedi ki, bu adamın hakkını ben koruyacağım. Amerikan askerlerini getirdi, Musul petrolleri bölgesine şu anda oturdu. Orayı da aldı. Orayı da aldı ve eline aldı. Daha Türkiye'nin Musul'a, Kerkük'e girme hayali dahi kalktı dünyadan. Hayali kalktı, bırak olmasını. Orayı da bitirdi, orayı da girdi. Ve şu anda dünyada bütün dehşetiyle sömürgesini oturttu Amerika. Fakat böyle gider mi? Efendiler, yeryüzünde Allah'ın en evvel cezalandırdığı kişi zalimlerdir. Kafirlerden daha evvel Allah zalimleri cezalandırmıştır. Rusya'nın zulmü, işte sömürüsü, bütün o milletleri, Türkistan'ı, efendim neyse, Tacikistan'ı, Kırgızistan'ı, şu falan Litvanya, Estonya falan ya filan ya, bütün bunları ancak sömüre sömüre sömüre, işte Rusya 70 sene dayanabildi, elhamdülillah çöktü. Amerika'da hemen hemen bu kadar zamandır dünyayı, Arapları, Müslümanları, Orta Doğu'yu sömürüyor, sömürüyor, vallahi onun da sonu şu anda gelmiş durumdadır. Çünkü Allah zalimin cezasını kafirden evvel veriyor. Çünkü küfür Allah'ın hukukuna giriyor. Zulüm bütün meşeriyeti mahvediyor. Şu anda yeryüzünün en büyük zalimi Amerika'dır. Yeryüzünün en büyük soyguncusu, en büyük zalimi, en büyük gaddarı, en büyük düşmanı, alemi İslam'ın en büyük düşmanı Allah şahittir ki Amerika'dır. Bunu böyle bilmiyorsa Müslümanlar imanları eksiktir. Bu açıklamayı yaptıktan sonra bu konuyla alakalı bir ayeti toparlamaya çalışıp dersi keseyim. Efendiler, Allah-u Teala şöyle ferman ediyor Maide suresinin 51 numaralı ayet-i ilahiyesinde, Ya eyyühellezine amenu, ey iman etmiş insanlar, ey iman etmiş, İman etmiş olmanın en kısa ifadesi, en kısa ifadesi, beyanı, hepinizin bildiği gibi kelime-i şehadettir ki buyurun, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Ey bu kelime-i şehadeti diliyle ikrar, kalbiyle tasdik eden insanlar, Ya eyyühellezine amenu demek, bu demek. Doğrudan doğruya ehli imana hitap ediyor Cenab-ı Hak bu tarzdaki bütün hitaplarında. Ya eyyühellezine amenu, ey müminler. Ne var ya Rabbi, ne istiyorsun bizden? Hani çağırdı ya şimdi Allah-u Teala. Lebbeyk ya Rabbi, buyur, ne istiyorsun, ne var? La tettehizül yehude ve nasara evliya. Yahudileri ve Hristiyanları sakın kendinize dost edinmeyin. Ya. Onların dümen suyuna girmeyin, onlara uymayın, onların izine uymayın, ayaklarına gelmeyin, oyunlarına gelmeyin, onların sözlerini dinlemeyin, onların kanunlarını tatbik etmeyin, onların sistemlerini almayın, liberalizmi girmeyin, kapitalizmi kabul etmeyin, faizi kabul etmeyin. Ayeti görüyor musunuz? Bu ayet, bu canlı ayet. Allah bu ayeti okumak için göndermedi bize, yaşamak için gönderdi. Yahudileri ve Hristiyanları kendinize hakim kılmayın, onları kılavuz kabul etmeyin, onların dediğini yapmayın diyor Hazreti Allah. Buyurun. Yaparsanız işte bak meydandadır yapılanlar. Yahu biz ne zaman bu Kur'an'ı dinleyeceğiz? Dinliyoruz ya hocam, hafızlar okuyor, biz dinliyoruz. Ben bunu kastetmiyorum. Bu ayetlerin hükümleri ne zaman yerine getireceğiz? Mesela burası. Dinlemek bir şey ifade etmiyor ki. Sisteminizi, Yahudilerin ve Hristiyanların sistemlerini, rejimlerini kabul etmeyin diyor Rabbimiz. Hristiyan dünyanın tavsiyesini kabul etmeyin. Tekniğini demiyor, bakın dikkat edin. Teknik, İlim, fen, bütün insanlığın ortak balıdır. Ayeti böyle anlamayasınız. Utlubul ilme velev bissin.
ilim Çin'de de olsa gidin alın diyen peygamber bunu kastetmiyor. Farkına mısınız? İlim müstesna. İlim insanlığın ortak malıdır. Amerika'nın babasının malı değildir. Avrupa'nın babasının çiftliği değil ilim, teknikten, fizik. O ayrı. Onların yaşayış biçimini, onların kanunlarını, onların kültürünü, onların kadın anlayışını, erkek anlayışını, cinsiyet anlayışını kabul etmeyin diyor Kur'an. Onların sosyal hayatını kabul etmeyin. Yahudi ve Hristiyanı dost edinmeyin demek. Onların anlayışlarını, davranışlarını, tutumlarını, yaşama biçimlerini kabul etmeyin. Onlar gibi olmayın yani. İlim, fen, fizik, matematik hariç. Onlar insanlığın ortak malı. Herkes muhtaç matematiğe. Allah onu kasteder mi? Onu alacaksın, mecbursun, mahkumsun. İslam alemi fen ve fizik ilimlerini almaya mahkum. Almasa mahvolacak. O zaten belli. Hava almak gibidir, su içmek gibidir. Hani bunu söylemeye gerek yok. Lakin onların yaşama tarzını, anlayışlarını, yaşama biçimlerini, sistemlerini Cenab-ı Hak kastediyor ve onları kendinize kılavuz kabul etmeyin. Onların çizdiği çizgide yürümeyin. Niye ya Rabbi? Onlar da bak teknik adamlar, modern adamlar, çağdaş adamlar, fizik biliyorlar, matematik biliyorlar, ileri adamlar, büyük adamlar, güçlenmiş, kalkınmış devletler, Avrupa devletleri. Bunları takip etsek, bunları kılavuz kabul etsek, bunları kendimize hakim kılsak ne olur? Bak, Cenab-ı Hak açıklıyor bunları ya. Yani. Ne diyor? Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizin dostunuz olmaz diyor Cenab-ı Hak. Bakın. Amerika'nın oyunuyla sınırlarımıza yığılan 500 bin Iraklı sığınmacılar diyorlar ya. Ne oldukları deli değil bu adamların ya. Bu adamlara düşünün ki şimdiye kadar 350 milyar Türk lirası masraf yapılmış. Ekmekler, yemekler, şunlar, bunlar. Hazine neredeyse boşandı, oraya gönderildi. Fakat Avrupa'ya gidin, propaganda dehşet. Türkler, Iraklı sığınmacıların ırzına geçti diye propaganda yapıyorlar. Kızlarını bozdu diye propaganda yapıyorlar. Türk askerleri, Iraklı sığınmacılara gelen gıda maddelerini yağma ettiler diye propaganda yapıyorlar. Sen onların gözüne girebilir misin? Onlar senin dostun değil ki. Rabbimiz ne diyor? Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Hristiyan, Hristiyanın dostudur. Yahudi, Yahudinin dostudur. Hiçbir Yahudinin Müslümanın dost olduğu görülmemiştir. O görülseydi Allah'ın kitabı yanlış olurdu. Olmaz. Hiçbir Hristiyanın Müslümana dost olduğu görülmemiştir. Görülseydi Kur'an-ı Kerim yalan olurdu. Haşa. Olmaz öyle şey. Bak olmaz diyor Kur'an-ı Kerim. Fransa'ya gidin, korkunç bir propaganda var. Efendim işte Irak'tan gelen sığınmacıların efendim işte kadınlarına, kızlarına pısallık edilmişmiş. Gelen yardımları oradaki Türkler yalma etmişmiş falan. Korkunç bu. Yani bu kadar yapılan şeylerin tamamı silindi, Avrupa inkar ediyor. Gelecek tabii ki sen dostum değil. Avrupa'nın gözüne giremezsin, mümkün değil, bunu kafadan çıkaracaksın. Bu sistemi değiştireceksin, bu anlayışı değiştireceksin. Ba'duhum evliya'u ba'd. Ayet bu. Onlar birbirlerinin dostudurlar, destekçisidirler. Onlar daima birbiriyle anlaşırlar. Müslümanlarla katiyen dost olamazlar. Dostmuş gibi görünmeleri sizi aldatmasın diyor Hazreti Kur'an. Bu ne muazzam kitap. Bu ikaza rağmen, Allah'ın bu ayetine, bu hükmüne, bu açıklamasına rağmen, Müslüman ülkeler, Müslüman memleketler, o Müslüman memleketlerin hükümetleri, idarecileri, bakanları, başkanları, hala onları dost kabul ederse, hüküm nedir? Vallahi ayet bunu açıklıyor. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ Buna rağmen, bu ilahi hükme ve ikaza rağmen, Yahudileri dost edinen, Amerika'yı dost edinen, Hristiyan dost edinen birisi çıkarsa, ben onları o dost edinen, Müslüman göründüğü, Müslüman olduğu halde, Müslüman bilindiği halde, Yahudileri ve Hristiyanları dost edinen kişiyi onlarla beraber kanlıyor.
Bilmem. Onlar da aynen onlar gibidir. Adının Ahmet Mehmet olmasına bakmayacağım. Babasının, dedesinin müftü, vaiz olduğuna bakmayacağım. Onlara muhabbeti olan kişileri Hristiyanlarla beraber ebedi cehenneme dolduracağım diyor Hazreti Allah. Hüküm budur. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ Sizden kim onları mütevelli kabul eder, kendisine hakim kılar, onları kılavuz kabul eder, onların dediğini yapar, onları sever, onlar dostumdur derse, فَاِنَّهُ مِنْهُمْ O kişi onların ta kendisidir, onlardan ayırmayacağım, onlarla beraber hasredeceğim. صدق الله العظيم Allah doğru buyurmuş. Allah'ın dediklerinde isabet kat'idir. Amenna ve saddakna. Bak saddakna diyor, tasdik ediyoruz. Böyle inanıyoruz, böyle iman ediyoruz. Her türlü yollardan içimize sokulmaya çalışmış olan bu Yahudi ve Hristiyanların adetleri, alametleri, anlayışları, kültürleri, düşünceleri, resimleri, isimleri hızla Müslüman ülkeleri işgal etmiş durumda. Dernekleri, cemiyetleri, vakıfları. Bugün bir sürü dernekler var, lokal var, dernek var, kulüp var, vakıf var. İşte falan dernek, filan dernek. Hele bugünlerde çok yoğun başladılar, görüyoruz. Hele Umraniye'de de pek fazla. İşte falan yerin insanları bir dernek kurmuş, isim vermiyorum. Filancılar toplanmış bir dernek kurmuş. İşte Kültür Derneği, Yardımlaşma Derneği, Kalkınma Derneği, falan şehrin adamları, falan kasabanın adamları. Ne var? İçeriye giriyorsunuz, masalar var, sandalyeler var. Akşam oldu mu üyeler, işte o hemşeriler yakına oraya doluyor. Ne yapıyorlar bu adamlar orada? Kumar oynuyorlar. Koymuş İskambil kağıtlarını, koymuş efendim tavlayı, koymuş bilmem neleri, gece yarılarına kadar kumar oynatır. Ya bir Müslüman böyle olur mu? Müslüman insanlar bir dernek kurar da kumar mı oynatır ya? İçin içilir o dernekte. Kumar mı oynatılır? Sen üyeleri dernek kurarken kültür dedin, yardımlaşma dedin. Yardımlaşma dediğin onlara kumar aşılamak mıdır? Nasıl Müslümanlıktır bu? Nasıl Türkiye Müslümandır, Müslüman Türkiye denmektedir? Nasıl deniyor? Nasıl aramıyorlar, sormuyorlar, bu işin aslını öğrenmiyorlar? Peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem'i dinliyoruz, hadisleri var elimizde. 14 asırdan beri peygamber hangi beyanatı, açıklamayı yapmışsa açıklaman aklı çıkmadı. Aynen çıkıyor. Buyuruyor ki, tavla oynayan bir Müslüman bilsin ki o tavla oynayan elleri domuzun kanıyla oynamıştır. Vallahi böyle. Domuz kanıyla ellerini yıkamış hükmündedir cehennemlik. Araştırdım ben, dedim ki ya peygamber niye bu kadar şiddet göstermiş tavla oynayanlara? Ne var acaba? Bu tavla dediğimiz oyun nereden geliyor? Bunun kökü nerede? Kökeni nerede? İthal malı mı? İhraç malı mı? Yerli malı mı? Yabancı malı mı? Araştıracaksın. Araştırdım ki vallahi Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da da bu oyunu planlayanlar papazlar. Hristiyan papazları. İslam ülkelerine bunu sokup Müslümanları korkunç şekilde itikadi ve iktisadi yıkıma götürmüşler. Ne var bu tavlada kardeşim? Tavla gördüğünüz gibi iç çekmecenin hani iki kapağı gibi, iki sayfa gibi bir şeyin üzerinde oynanıyor. Çok ilginç tespitler yani. Daha bir kitabı açıyorsunuz da sağda bir sayfa, solda bir sayfa gibi tavla açılıyor. 15 tane pul sağ tarafta var. 15 pul da sol tarafta var. Toplam ne yapar? 30. 2 tane de zar var. Ne yapar? 32. İslam'daki 32 farza eşit şekilde oyun düzenlemişler. 32 var. Hiç tereddüt yok. Papazlar inceliyorlar. Bizim gibi adamlar değil. Bunlar araştırıyor, inceliyor, kökünü, mahrecini biliyorlar. Müslüman alemini meşgul etmek, itikadi ve iktisadi zaafa uğratmak. İşte budur. 32. Zar. Zarları tabii atarak oynatıyor. Zarların da tespitinde bazı kaideler, kurallar koymuş.
beyaz bir zar, siyah siyah noktalar var, görmüşsünüzdür. Bir tarafında iki tane siyah nokta, bir tarafında iki tane, bir tarafında üç tane, bir tarafında dört tane, bir tarafında beş tane, bir tarafında altı tane siyah nokta var. O tek noktaya yek diyor, ikiye du, üçe se, dörde zar, beşe ten, altıya seç diyor. Yek dediği aynen alıp bile sallarken, yek dediği Allah'tır. O biri atarken Allah'ı atmış anlamına almış papazlar. İki atarken iki çıktıysa teyemmümün farzını kastetmiş. Üç çıkarsa gusül abdestinin farzını. Dört çıkarsa abdestin farzını. Beş çıkarsa İslam'ın beş şartını. Altı çıkarsa imanın altı şartını atıyor. Zar atmak bu demektir vallahi. Ya bu dernekler ne arz ediyor bu cemiyetin içerisinde? Üyelere ne açılıyor? Bir dernekte, bir lokalde, bir kahvehanede tavla oynamıyorsa oraya giren Müslüman cehenneme girmiştir diyorum size ya. Anlayın Allah aşkına. Yıkat edin bu adamları. Bu üyeleri, bu insanları. Bu cahil olu cahilleri. Nereye gidiyor bu insanlar? Domuz kanı ile elini yıkamış olmanın afetini nasıl insan takdir etmez? O halde aziz müminler, değerli kardeşlerim, bakın onların adetlerini, oyunlarını, usullerini almayın diyen Allah-u Teala bunları tabi boşuna söylemiyor. لَا تَتَّخِذِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اَوْلِيَا demek, veli, dost demek, dost. Allah'ın dostlarını bırakıp da Allah'ın düşmanları olan Yahudileri, Allah'ın düşmanları olan Hristiyanları kendinize veli, dost, mütevelli, idareci, hakim, yazar, çizer, kılavuz, rehber kabul etmeyin diyor Cenab-ı Hak. Ne olacak peki bu vaziyet? Siz nasıl Müslümanız? Siz nasıl Müslümanız? Bunu anlayamıyorum. Böyle bu şekilde gidemeyiz efendiler. Derneklerimizin, lokallerimizin, kulüplerimizin pek çoğu kumar oynatıyor. Bu kumardır. Efendim çayına oynuyorlarmış da, efendim işte bir öğlen yemeğine oynuyorlarmış. Kazanan öbürlerine öğlen yemeği veriyorlar. Bu da kumar ya. Yani hüküm mü değişiyor yani? Bir Müslüman böyle yere giremez. Bu gibi dernekleri, yönetim kurullarını hem değiştirmeniz lazım. Kumar oynatıyorsa, tavla oynatıyorsa, İstanbul oynatıyorsa, İstanbul kağıtlarına bakın görmüşsünüzdür. Hepsi aynen haçın çeşitli şekilleridir. Haç, haçı biliyorsunuz İstavros, Hristiyanların haçı. Bakın kupa haça benzer, karo haça benzer, sinek haça benzer, papaz zaten papaz, vale zaten papaz, kız zaten papazın karısı. Bütün Hristiyani modeller, motiflerdir bunlar. Haçı Müslüman bunu eline alıyor. Dernek mensupları ve başkanları, yönetim kurulları haçı bir derneğe sokuyor. Yapmayın Müslümanlar. Bizim de başımızda bela rüzgarları esiyor. Bizim de başımızda korkunç kasırgalar esiyor. Bizim de akıbetimiz karanlık görünüyor. Yapmayın. Etrafınızı uyarın. Çevrenizi uyarın. Ne lazım demeyin. İşte gidersek hepimiz toptan gideriz Allah korusun. Bakın dünya ne halde. Amerika teker teker yutuyor İslam alemini. Teker teker yutuyor. Görüyorsunuz işte, balıkçı kuşu adam. Daha ne söylemeli bu millete, ne anlatmalı bilmiyorum ki. Ne konuşmalıyız? وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ diyor Rabbimiz. Bunca ayetlere, açıklamalara, izahlara rağmen hala Yahudileri ve Hristiyanları kendisine dost kabul eden, onların oyunlarını oynayan, onların kültürlerini alan, ya düşünün ki şu memleket Müslüman memlekettir diyoruz, Yunus Emre evliyadır, ehlullah'tır diyoruz, onu bile görüyorsunuz, onun bile ilahilerini, şiirlerini, manzumelerini
aynen Hristiyani tarzda destelemek suretiyle Ayasofya Camii'sinde kilise düşüncesiyle Yunus Emre Oratoryosu adında Kültür Bakanlığı kanalıyla Yunus Emre'yi resmen papaz haline soktular ya. Ayıptır vallahi. Azab-ı ilahi tepenizdedir. Oynamayalım evliya ile. Bu evliyaya hakarettir. Yunus Emre'nin ırkına geçmektir bu ya oratoryo. Oratoryo dediği kilise müziği. Kilisede orman çalınan müzik demek. Bunu yapmamak lazım. Mevlana ile oynamamak lazım. Mevlana dans etmedi. Mevlana kaval çalmadı Allah şahit. Mevlana festival düzenlemedi. Mevlana uydurma bir insan değildi. Ehlullah'tı. Bunları oynamasınlar. Kıyamet kopacak. Çünkü Rabbimiz bir hadis-i kutsi'de açıkça beyan ediyor. Men e'da li veliyyen fekad azentuhu bil harf. Benim evliyalarımla uğraşanları ben harp açarımdır Hazreti Allah. Uğraşmayın ya bunlar velillah bunlar uğraşmayın. Bunları saptırmayın, sarkıtmayın bu adamları. Evliyanın terbiyecisi Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hazreti Muhammed Mustafa olmasa evliya olmaz. Mevlana olmaz, Yunus Emre olmaz, kilise müziğe bunlar insanlara verilemez, Müslümanı tatil yapamazsınız. Yaparsanız, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ ayetinin muhatap olursunuz. Onlarla temhal olan, onların kültürünü, onların müziğini, onların kanunlarını, onların maddelerini, onların festivallerini alan, yaşayan insanları onlarla beraber hasredeceğimdir Hazreti Allah. Ne söylesin mesela Kur'an? Bunlar zalim diyor Rabbimiz. Ve arkasından ayet şöyle noktalanıyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِلْ قَوْنَ الظَّالِم۪ينَ Şüphesiz ki Allah-u Teala inne tahkik için geliyor burada. Muhakkak ki Allah-u Teala لَا يَهْدِلْ قَوْنَ الظَّالِم۪ينَ Zalim olan bir millete, zalim olan bir topluluğa asla hidayetin yolunu göstermez. Onlara yol kapanmıştır. Onların sonu uçurum, sonu cehennemdir diyor ayet-i kerime. Zalimleri destekleyenleri, zalimleri başa getirenleri, kafirlerin yönetimi altına girenleri Allah'ın ıslah etmemesi buradan anlaşılıyor. Buradan anlaşılıyor. Artık şu anda dünyada hiçbir diktatörün, hiçbir kumandanın, hiçbir komutanın kitabı kalmadı. Hep iflas etti. Bas kapital iflas etti, sosyalizm iflas etti, liberalizm iflas etti, kapitalizm, işte Amerikan ekonomik sisteminin adına kapitalizm diyorlar. İnsanlığı sömürmeyle ayakta kaldığını gösterdi. Buralardan medet beklemek mümkün değil. Buralara sığınmak mümkün değil. Neye sığınacağız? Hazreti Allah'a ve onun kitabına kardeşim. Sığınacak yer mi kalmadı yani? Ayaklar altında eziliyor alem-i İslam. Bakın bir taraftan tabii afetler, öbür taraftan siyasi afetler alem-i İslam'ı semiriyor. Bangladeş'e bakın. Saatte 240 kilometre süratle esen bir kasırga kırdı süpürdü memleketi ya. İşte dün de Türkiye'de, Elazığ'da, Malatya'da, Bingöl'de korkunç afetler, sel afetleri. 30 kişi bir yerde kayıp, 40 kişi bir yerde kayıp, o da bize ulaşanlar bunlar. Ya ne zaman uyanacağız bilmiyorum ki. Usu olan bu Müslüman ülke, Müslümansa tabi. Müslüman olsa böyle mi olur? Koca ülkede, memlekette kimseyi bulamamışlar, aciz, dinden uzak, ahlaktan uzak, iffetten uzak bir kadını başbakan yapmışlar başlarına, Bangladeş. Zahit ya! Kadının yeri bellidir, siz Müslümansınız. Allah'ın huzurunda, biliyorsunuz, Allah kadını yaratandır, sen ne karışıyorsun? Yani yaratandan daha mı iyi biliyorsun sen hakları, hukukları? Kadını yaratmıştır kadın olarak, erkeği yaratmıştır erkek olarak, kadınlarla erkekleri huzuruna alırken namaza, namaz esnasında,
Namaz demek Allah'ın huzuru demek, biliyorsun. Namazda cemaatler halinde namaza dururken kadınlardan bir tanesi Müslüman bir kadın erkeklerin arasında namaza dursa olur ya. Ne var bunda canım? Ben de Müslümanım, ben de kadınım, ne fark eder? Dese de erkeklerin arasında namaza dursa, aynı imama uysa ne olur netice? Kur'an açık haber veriyor. Bütün dini hükümler böyledir. O kadını Cenab-ı Hak namaz kılmış kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Niye? Protokolü şaştın sen. Orada olmayacaksın. Allah'ın bile bir yerde olacaksın. Sadece namaz kılan o kadının mı namazı fasit olur? Hayır. O kadınla aynı safta kadının sağında duran erkeğin de namazı fasit olur. O kadının solunda duran erkeğin de namazı fasit olur. O kadının arkasında duran erkeğin de namazı fasit olur. Dört kişinin namazı silinir atılır. Namaz kabul edilmez. Yerini seçememiş. Yer orası değil. Her şeyi yerinde tutmak lazım. Allah'ın tayin ettiği yerden daha iyisini kimse tayin edemez. Bir kere dalalet buradan başlıyor. Küfür buradan başlıyor. Ne olacak alem-i İslam'ın hali? Pakistan işte yine bir kadının başbakanlığı altına girdi ve Pakistan alt üstüne geldi. Rüşvetler, işvetler, rezaletler ve en son meclisi fethetti adamlar da yine toparlanmaya çalıştı. Bu nereye gidecek yani bu afetler, bu belalar, bu musibetler? Kur'an'da haber verilmiş. Niye göz göre göre gidiliyor? O halde اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ ayeti de çok geniş anlamlıdır. Allah böylece haktan çıkmış ve ilahi hükümlerden uzaklaşmış, bile bile Yahudileri ve Hristiyanları kendisine dost kabul etmiş toplulukları ve şahısları ve yönetimleri zalim kabul ediyor. Ve onlara ebediyen kurtuluş yolu kelimesini ifade ediyor. لَا يَهْدِ hidayet olmayacak onlar. Hep sapıklık olacak. Bütün başları beladan kurtulamayacak. Hidayet olmayan ya da bela afet olur biliyorsunuz. İşçiler ayaklanacak, memurlar ayaklanacak, onlar oturacak, kadınlar kalkacak, kadınlar oturacak, işçiler kalkacak, onlar oturacak, sapıklar kalkacak, onlar oturacak, millet tekbir ayak durmayacak. Yüzümüz değmeyecek ya Hazreti Allah. Ücretleri ayarlayamayacaksınız. Dengeyi sağlayamayacaksınız, vergi adaletini sağlayamayacaksınız, yetim sıkıntısından hırsızlık alıp gidecek, namus belası başlayacak, adım başı fuhuş başlayacak. Korkut yani saymakla bitirmek mümkün değil belaları. Bugün 650 bin lira maaş alan memur ne yapar? Vallahi dürüst olamaz bu adam ya, olması mümkün değil. Kalacak, tutacak, alacak, satacak. Başka ne yapsın bu adam? Resmen bugünkü sistem memuru ve işçiyi hırsızlığa resmen itiyor. Gayet iyidir yani. Helal mı değil ama ne yapalım? İnsana değer verilmezse insan azgınlaşır, bezginleşir. Bilmem ne programında soruyorlar bir yarış atı besleyen bir karıya, rengin bir kadın yarış atı besliyormuş ve her at yarışına da atını sokuyormuş. Programcı soruyor. Efendim diyor, bu ata aylık ne kadar masraf yapıyorsunuz? 1,5 milyon diyor. At ayda 1,5 milyon yiyor. Bu ata bakan diyor, bu seyise, bu gariban at bakıcısına 600 bin lira yiyor bu adam diyor. 600 bin lira veriyorum. İnsana 600 bin lira maaş, ata 1,5 milyon. Bir ülke iflah olmaz. Bir ülke Allah'ın laneti altındadır. Afet altındadır, bela altındadır. Zulüm altındadır bu memleket. Bu ücretlerle, bu maaşlarla insan olmaz. Bunun halli lazımdır. Bunun çaresi de çaya, şekere zam yaparak olmaz. Fukara kaysemez hale geldi. Yazıktır, günahtır, beladır ya. Yıkılır bu memleket. Elimizden alınır bu ülke vallahi, gideriz gürültüye. Fukarayı ezmeyin. İşçileri ezmeyin. Memurları ezmeyin. Kötü yola itmeyin. Harama, rüşvete itmeyin. Bütün bunlar dalalettir, sapıklıktır ve Allah لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِم۪ينَ ayetiyle bunu açıklıyor. Onlara yol gösterilmez. Onlara ufukta, ışıkta pay verilmez. Hep
basında, hep buhranda, hep bunalında kahrolur giderler diyor Rabbül Alemin. Hani çekin bunu görüyoruz. Devamlı parayının, paranın düştüğü, kalktığı konuşuluyor. Dün akşam şu kadar lira olan Türk lirası sabahleyin şu kadar düşüyor. Bir hava boşluğunda hani uçaklar aşağı düşer ya, eyvah korkarsın. Bu hale geldi. Bunu durdurmak lazım. Ama Amerikalı, Avrupalı devamlı tavsiye ediyor. Ne diyor? IMF, Uluslararası Para Fonu, şöyle yapacaksınız diyor, bizimkilere kuzu kuzu onu yapıyor. Allah diyor yapmayın, düşmeyin, onlar yapıyor. Allah'ın dediği oluyor. Ve arkasından dehşetli bir bunalım, iktisadi bunalım, ekonomik bunalım neyse, bir türlü dengeyi sağlamak mümkün değil. Yatırımlar ortada kalıyor, ölçüler bozuluyor, tartılar bozuluyor, dengeler bozuluyor. Ve alabildiğine toplum sarsılıyor ve toplumda şu anda kimse kimseye güvenmiyor. Birbirine güven azalmıştır, çeklerin hiçbir değeri kalmamıştır. Esnafın arasındayım, eskiden söz senetti hocam diyorlar, şimdi senet senet değil. Çekin hiçbir haysiyeti yok, senedin hiçbir kıymeti yok. Herkes birbirini dolandırıyor. Böyle İslam olmaz, böyle cemaat olmaz. Böyle esnaf olmaz. Bu bir ekonomik sistemse bunu düzeltin. Düzeltilmesi lazım. Batı'nın, Avrupa'nın, Amerika'nın tavsiyelerini dinlemeyin ya. Batıyorsunuz. Bu neye benziyor? Anadolu'da. Düşünün ki bazı böyle Anadolu'da ekin tarlaları vardır, buğday ekin tarlaları. O tarlayı biçerler, biçerler neyse. O biçildikten sonra tarlada o buğdayların bazı sapları matları kalır. Bunlara hozan derler, hozan. Hozan derler. O sapları, töküntüleri filan da hayvanlar yer. Yer sınırlı olduğu için hepsini yemesin de peyderpey yesin diye o tarlada ağaca İneği bağlarlar, öküzü bağlarlar. O bağladıkları ipin uzunluğu ne kadarsa o kadar mesafeyi o gün otlar. Toplar o hayvan. İpin mesafesi kadar, daha uzağa giremez. Boynuna bağlanmıştır, ayağına bağlanmıştır. Fakat hayvan ahmak tabii, akıl olmadığı için o ağacın etrafına dolanır. Dolanır, dolandıkça ipin mesafesi azalır, kısalır, kısalır. Nihayet ağaca yananır ve ipi de tabii sıktığı için bazen gidersin ki o inek boğulmuş ölmüş. Zavallı hayvan tersine dönsene ip genişlesin. O düşünmesin için değil. Bizimkiler de bu hale geldi ya. Amerika etrafında dolanmışsa duvarları sıkılıyor. Dönün buradan. Dönün buradan ya. Hepiniz Amerika'ya gitme. Dönün şu Amerika'dan ya. Çıkış Avrupa'dan. Çıkış sistemden. İslam'a gelin ya. İşte bütün mesele burada değil. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'i ikaz eylesin inşallah. En kısa zamanda İslam'a dönmemizi nasip eylesin. Amerika'nın ne korkunç düşman olduğunu Allah bu millete